Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 33. maddesinde yer alan gelmek üzere ibaresinin eklenmek üzere ibaresi olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Feridun Bahşi, Antalya Milletvekili, Dursun Ataş, Kayseri Milletvekili, Ayhan Erel, Aksaray Milletvekili, Fahrettin Yokuş, Konya Milletvekili, Tamer Akkal, Manisa Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz efendim. Önerge üzerinde Antalya Milletvekili Feridun Bahşi söz almıştır. Buyurun Sayın Bahşi, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 12 sıra sayılı kanunun 33. maddesi üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Meclise sunulan bu torba yasa teklifi hiçbir hukuk kavramıyla örtüşmemektedir. Temel insan haklarına tamamen aykırıdır. O hal ve KHK'larla binlerce sağlık çalışanı ihraç edilmiş, eğitim hakkı elinden alınmış, hangi kıstaslarla yapıldığı bilinmeyen güvenlik soruşturması gerekçesiyle binlercesi de işlerine başlatılmamıştır. Kamu sağlık çalışanları o halin kalkmasıyla bu sıkıntının giderilmesini beklemekteyken bu torba kanun teklifiyle eğitim ve çalışma hakları tümden engellenmekte ve bir nevi açlığa mahkum edilmek istenmektedir. Güya bu yasa kamuoyunda sağlıkta şiddete karşı olarak sunulan tasarı gibi lanse edilmişti. Bırakın sağlıkta şiddete çözümü, hukuksuz bir şekilde kamudan atılan, güvenlik soruşturmalarından geçemeyen hekimlerin mesleğini yapma olanağını da neredeyse ortadan kaldırmaktadır. Şiddeti değil, çalışma hakkını engelleyen bu yasa tasarısı tümüyle geri çekilmelidir. Değerli milletvekilleri, insanın ve insan sağlığının içinde olmadığı her iş ve eylemin bizim için hiçbir önemi yoktur. Ancak üzülerek ifade etmem gerekirse 16 yıllık AKP iktidarı döneminde ülkeyi iyi yönetmek iddiası ile algı yönetimiyle alınan oy oranı ile izah edilmeye çalışılmış her şey fazla oy almaya bağlanmıştır. Dolayısıyla yapılan icraatlar muhataplarla hiç paylaşılmadan ben yaptım oldu mantığıyla ifade edilmiştir. Yine AKP hükümeti döneminde 2002-2017 tarihlerinde SGK'nın gelir gider arasındaki dengesizlik kronik hale gelmiş, toplam 301 milyar TL'lik açık oluşmuştur. Sadece 2018 yılında 34 milyar civarında açık beklenmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, artık rahatsızlanan ya da var olan rahatsızlığının tedavisine devam eden vatandaşlar hastane kapılarında kuyruklar oluşturmuyor. Doğrudur. Çünkü merkezi hekim randevu sistemi var. Ancak artık kuyruklar telefon başında oluşuyor. 182'yi arayarak ya da servisin internet sitesinden randevu almaya çalışan ancak 15 gün sonra randevu verilebilmektedir. Ayrıca Alo 182 randevu hattı vatandaşlar için ücretlidir. Şimdi sizlere soruyorum. Merkezi hekim randevu sistemi, yani Alo 82 hattını aramanın ücretli olmasını sosyal devlet olma ilkesiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bir başka komedi ise vatandaşlar aslında ücretsiz sandıkları muayenelerin ücretlerini artık eczanelerde ilaç alırken ödüyorlar. Sistem tıkır tıkır işliyor. Hastaların birçoğu ödediği paranın tamamının ilaç parası olduğunu sanıyor ve eczacıların büyük kar elde ettiklerini düşünerek indirim bekliyor. Değerli milletvekilleri, daha önce de yasa teklif verip her platformda belirtmeye devam ettiğimiz ve edeceğimiz, başta emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge, bedelli askerlik, tek tip askerlik, kadınların sigortalılık dönemi öncesi doğum sürelerinin sigortalı sayılması, devlet memurlarının kadro sorunlarının çözülmesi, askerlikte geçen sürelerin devletçe sigortalı sayılması ile ilgili vermiş olduğumuz
kanun teklifleriyle ilgili hala bir adım bekliyoruz. Ayrıca belediye şirketlerine devredilen taşeron işçilerin sorunlarının çözümü için de yasa teklifimizi yakında genel kurula sunacağız. Ancak burada özellikle bedelli askerlikle bir ayrıntıya girmek istiyorum. 750 bin adayın müracaat ettiği bedelli askerlik tamamen dram haline dönüşmüştür. Her celp döneminde askere alınanlarla bu sayının eritilmesinin 2022 yılını bulacağı hesap edilmektedir. Bu çocuklar çok kısa sürede askerliklerini yapıp hayatlarına yön verebilme, hayatlarını kurabilme hayaliyle AKP'nin bağıştığı yola başvurmuşlardır. Ancak yoğun bir şekilde pişmanlık ve çaresizlik içinde çırpınmaktadırlar. Değerli milletvekilleri, içinizde rahim cevap... Tamamlayın lütfen Sayın Bahşi. Tamam efendim. İçinizde Rahim Cavat Beyliği tanıyan var mı bilmiyorum. Rahim Cavat Beyliği Tebrizli bir Türktür. Ve 4 yıldan beri mülteci statüsünde Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Ofisi'nin gözetiminde Türkiye'de yaşamaktadır. Bugün 15 Kasım. Rahim Cavat Beyliği tam 105 gündür yani 2 Ağustos'tan bu yana İran'a iade edilmek üzere Van'da olumsuz şartlarda gözaltında bulunmaktadır. Yani özgürlüğüne ve hayatına yönelik bir tehdit ile karşı karşıya kalacağı bir ülkeye gönderilemez kuralına rağmen gözaltında tutulmaya devam etmektedir. Çok ağır ve sağlıksız şartlarda mide kanaması geçirdiğinde doktora ulaşmasında bile çok büyük zorluklar yaşayarak gözaltında tutulmaktadır. Cavat Beyli Türk milliyetçisi bir edebiyatçıdır. Eserleri başta Türkiye, İran ve Azerbaycan'da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmıştır. Biz nasıl bir ülke olduk? Burnumuzun dibinde adalar işgal edilir, sesimizi çıkarmayız. Putin Kırım işgal eder, sineye çekeriz. Sözlerinizi bağlayın lütfen Sayın Bahşi. Buyurun. Putin Kırım işgal eder, sineye çekeriz. Çin zulmünden kaçan Uygur Türklerini günlerce havaalanında bekletiriz. Çin'de zulüm gören Uygur Türklerini görmezden geliriz. Türk vatandaşlarının Uygurların Doğu Türkistan'la ilgili faaliyetlerine yasak koyarız. Irak'tan, Suriye'den gelen Türkmenler bin sıkıntı çeker, milyonlarca Arap ellerini kollarını sallaya sallaya Türkiye'de dolaşır, her türlü hizmetten parasız yararlanır, üstüne üstlük her kişiye ayrı ayrı asgari ücretin üstünde harçlık verilir, üniversitelere sınavsız alınırlar. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Boraltan Köprüsü'nü hatırlatmış ve şair Elmas Yıldırım'ın şiirindeki gibi dönüp seslendim geri merhametsiz birine, beni siz vursaydınız şu gavurun yerine diye seslendi. Rahim Cavat Beyli bir Türktür. Türk'ün şefkatini görmeye hakkı vardır. Türkiye'de mültecidir. Kardeşimizi İran'a teslim etmeyin. Teşekkürler Sayın Bahçı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, 33. madde kabul edilmiştir.